bir eğri ve x ekseni arasında kalan alanın belirli integralle bulunabileceğini öğrendik. Şimdi bu fikri iki eğrinin arasında kalan alanı bulmak için kullanacağız. A ve B noktaları arasında y eşittir fx ile y eşittir gx arasında kalan alanı bulmak istediğimizi düşünelim. Şu an belirtmekte olduğum bu alandan bahsediyorum. Evet. Belirli integral hakkında bildiklerinizi kullanarak bana bu alanın nasıl hesaplayacağımızı siz söyleyebilir misiniz? Pekala, şimdi şu şekilde düşünebiliriz. A ve B noktaları arasında fx dx'in belirli integralini alırsak fx ile x ekseni arasında kalan alanı buluruz, öyle değil mi? Ve bundan buradaki alanı çıkarınca da hemen not edeyim, bu alanda A ve B noktaları arasında gx dx'in belirli integraline eşittir. Evet bundan bunu çıkarınca istediğimiz alanı bulmuş oluruz öyle değil mi? Ve eğer böyle düşünüyorsanız son derece haklısınız çünkü bu alanı zaten bu şekilde buluruz. İntegral özelliklerini kullanarak bu ifadeyi a ve b noktaları arasında şuraya parantez açalım. fx eksi gx dx'in belirli integrali olarak yazabiliriz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Video boyunca bu söylediğim şeyin mantığı üzerine de konuşacağız ama fx'in gx'ten büyük olduğu bir aralıkta, mesela aynen buradaki gibi bir aralıkta bu her zaman doğrudur. Yani iki eğri arasında kalan alan fx eksi gx dx'in a ve b noktaları arasındaki belirli integraline eşittir. Şu anda içinizden bu eğrilerin ikisi de x ekseninin üzerindeyken işe yaradı ama mesela fx x ekseninin üzerinde gx'in altında olduğu bir durumda ne olurdu diye geçiriyor olabilirsiniz. Mesela bir bakalım e, bu aralık burası c burası da D noktası olsun. Evet, bu alanı hesaplamak isteseydik ne yapabilirdik? Yani sizce bu ifadeyi burada da kullanabilir miyiz? İsterseniz f(x) dx'in C ile D noktaları arasındaki integralinin ne anlama geldiğini düşünerek başlayalım işe. Bu integral bize bu alanı verir, öyle değil mi? Şimdi, şimdi bir de gx dx'in c ile d noktası arasındaki integraline bakalım. Bu integralinde buradaki alan olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bu aralıkta gx'in x ekseninin altında olduğuna dikkat etmeniz lazım. Başka bir deyişle buradan negatif bir değer elde edeceğimizi söylemeye çalışıyorum. Toplam alanı bulmak için pozitif olan mavi alandan negatif olan alanı çıkarabilirsiniz. Bu ifadede fx eksi gx dx'in c ve d noktaları arasındaki belirli integraline eşittir. Şu Oraya parantezleri koyalım ki, evet ve d eksi de unutmayalım. Hata olmasın, evet oldu fx'in x ekseni üzerinde gx'in de altında olduğu bu aralıkta bile bu ifadeyi kullanabildiğimizi görüyorsunuz değil mi? Bir duruma daha yani hem fx'in hem de gx'in x ekseninin altında olduğu duruma bakmak ister misiniz? x eşittir e, e harfini başka şeyleri temsil ettiği için kullanmayacağım. f ve g'yi de kullanmak istemiyorum. Harf kalmadı sanki. Neyse m ve n evet m ve n'yi kullanalım. Burada biraz sıkıştığı için n'yi şuraya alalım. Evet. Şimdi de bu alanı bulmak istediğimizi düşünelim. F F'in G'den büyük olduğu aralıkları incelediğimizi unutmayalım. F burada G'den büyük ve sonuç olarak yine bu ifadeyi elde edeceğimizi söyleyebilirim. C ve D yerine M ve N gelecek o kadar. Nasıl mı? Bakın M ile N noktaları arasında DX'i de buraya yazalım. FX eksi GX'in integralini bulacağız öyle değil mi? İntegral özelliklerine göre bunun FX DX'in M ve N arasındaki belirli belirli integrali eksi gx dx'in m ve n noktaları arasındaki belirli integraline eşit olduğunu biliyoruz. Peki bu integraller ne anlama geliyor diye sorarsam ne cevap verirsiniz? Sarıyla yazdığımız integral yani bu, buradaki alanın negatifine eşit. Bu negatif bir değer ama mutlak değeri buradaki alana eşit olacak. Anlaştık mı? Aradaki eksi işaretini şimdilik görmezden gelelim. Mavi integral ne anlama geliyor? O da buradaki alanın negatifine eşittir. Öyle değil mi? Bunun negatifini alacağımız için şu an işaretlemekte olduğum ifade bize buradaki alanın tamamını verecek. Negatifin negatifini aldığımıza göre pozitif bir değer elde ediyoruz. Bul istediğimiz alanı beyazla işaretliyorum. Evet, bu alanı bulabilmek için toplam alandan sarı alanı çıkarmamız gerekir, öyle değil mi? Ve fx dx'in m ve n arasında kalan belirli integrali tam da buna, yani bu alanın negatifine eşittir. Negatifin negatifi pozitif olacaktı. Sarı alana mavi alanı eklediğimizde de beyaz alanı bulabiliriz. Gördüğünüz gibi, f(x)'in g(x)'ten büyük olduğu aralıklarda gördüğümüz tüm örnekler için eğriler arasında kalan alan f(x) eksi g(x) dx'in söz konusu aralıktaki belirli integraline eşit.